أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بعدد ذرات الكائنات ومركباتها وتسبيحاتها وتكبيراتها آمين السلام على من اتبع الهدى والملام على من اتبع الهوى على رسولنا محمد صلوات Muhterem kardeşlerim, bugün Allah izin verirse, 32. sözün birinci mevkifini okuyacağız. Bu bahis küçük bir zeyl olmakla beraber, semavatta, gökyüzünde, Cenab-ı Hakk'ın yarattığı yıldızlar, güneşler, aylar, gezegenler ilahir, bütün bunların nasıl mütebessim bir sima ile Cenab-ı Hakk'a ait varlığı, birliği, ondan sonra azameti, kudreti gösterdiğini burada inşallah beraber okuyup müşahede etmeye gayret edeceğiz. Risale-i Nur, Kur'an'ın cami bir tefsiri hükmündedir, diyor üstadımız. Burada Kaf Suresinin 6. ayetini üstadımız alıyor ve bunu 4 satırlık bir Arabi ifadeyle izah etmeye çalışıyor. Sonra bu dört satırlık Arabi beyti, Arabi metni parçalara bölmek suretiyle bizim anlayacağımız bir halde üstadımız onları da ayrıca izah ve tefsir ediyor. Cenab-ı Hak anlayabilmeyi nasip eylesin. İstifade edebilmemizi nasip eylesin. İstifademizi âli eylesin. Amin. Birinci mevkufun küçük bir zeyli. فَاسْتَمِعْ آيَةً بسم الله الرحمن الرحيم أَفَلَمْ يَنْزُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا إِلَى آخِرْ آيَةً أَفَلَمْ يَنْزُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ Üstlerindeki semaya nazar etmezler mi? كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا Onu biz nasıl bina edip süslendirdik? Yani insanlara hitap eden bir ayet. Ey insanlar! Şu damınızda, şu semanızda bulunan gökyüzüne, gökyüzündeki cirimlere bakmaz mısınız? Onları nasıl donattık? Onları nasıl süsledik? Onları nasıl bina ettik? Görmez misiniz? Bakmaz mısınız manasında bir ayet-i kerime. شندي بوايد كريمي أستاذ نص عربي فاضل اللي زهجر ثم انظر إلى وجه السماء كيف ترى سكوتا في سكونة حركة في حكمة تلألؤا في حشمة تبسما في زينة مع التزام الخلقة مع اتزان الصنعة تشعشع سراجها Tehalhelu misbahaha talal'u nucumaha tu'linu li ahli nuhha saltanatan bila intihar. maşallah Bunun mani okuyalım. Daha geniş mani zaten ders olarak okuyacağız inşallah. Sonra göğün yüzüne bak. Nasıl sükunet içerisinde bir sessizlik hikmet içerisinde bir hareket Haşmet içerisinde bir parıldama, zinet içerisinde bir tebessüm göreceksin. Bunlar intizamı hılkat, ittizan-ı sanat ile beraber olmaktadır. Kandilinin parlaması, lambasının ışık vermesi, yıldızlarının parıldamaları, akıl sahiplerine sonsuz bir saltanatın varlığını ilan eder. Yine aynı ayet kelimeyi bu bahsin arkasına alıyor. Efelem yenzuru ila semai fawqahum keyfe banayناها ve ila akhiraya. Bu ayetin bir nevi tercümesi olan bu arabi ifadeler bu ayetin bir nevi tercümesi. Sum menzur ila vec cissema keyfe tara sukuten fi sukunatin. Bu arabi ifadeyi de üstadımız burada tercümesini veriyor. Tercümesidir. Yani ayeti kerime nazar dikkati semanın zinetli ve güzelliği yüzüne çeviriyor. E insanlar bu alem kitabı, şu kainat kitabı sizin için halkedilmiş. edilmiş. Siz sadece menfaatinize dokunan şeylere bakıp onlardan sadece dünyevi bir menfaati almaya gayret etmeyin. Bu çok kısır bir bakış açısı olur. Peki ya Rabbi biz neye bakacağız diye Cenab-ı Hakk'a sorduğumuz vakit Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de bunları çok güzel bir şekilde izah etmiş. Yani vasfelerimizi. Bununla beraber bunu en güzel bir şekilde bize tarif eden bir muarrif göndermiş Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bu iki muarriften ders alan alimlerimizin de bize bu manada gösterdiği yollar var. Şimdi demek ki ayet-i kerime diyor semavata bakın. Gökyüzüne bakın ve orada sizin için Cenab-ı Hakk'ın hazırladığı manevi hazinelere dikkat edin, onları almaya gayret edin. Ayet-i Kerime, nazarı dikkati, insanların dikkatin nazarını, semanın, gökyüzünün zinetli ve güzel yüzüne çeviriyor. Hakikaten semavatı temaşa etmek, seyretmek insana ayrı bir ruh hali veriyor. Ayrı bir Güzellik veriyor, insanı rahatlatıyor. Çok büyük sıkıntılar içerisinde olan bir insan gitsin, semavatı temaşa etsin, ruhunu, kalbini, hissiyatını okşar derecede bir güzellik verdiğini herkes vicdanen hissedebilir. Ta dikkat-i nazar ile, o nazar dikkat ile, semanın yüzünde, o gökyüzünün yüzünde, fevkalade sükunet içinde bir sükutu görüp, Öyle bir sükunet var ki hiçbirisinin sesi çıkmıyor. Ama aslında onların her birisi muazzam sesler çıkarır. Ama Cenab-ı Hak bizim bunları duymamızı istemiyor ki rahatsızlık vermesin bize. Allah'ın rahmeti, hikmeti. Öyle bir şekilde ayrılmış. Yoksa küçük bir fabrikaya giden bir insan oradaki seslerin uğultusundan, makinelerin, ondan sonra fabrikadaki aksanların çalışmalarından rahatsızlık duyduğunu hepimiz görmüşüz, müşahede etmişiz. Şu kainatın fabrikaları içerisinde dünyadan milyonlarca kat büyük olan çarkların, adeta motorların o hızlı dönmelerinin insana ne derece sıkıntı vereceğini herkes bilir. Allah o sesleri bizim için adeta gizliyor. Semanın yüzünde fevkade sükunet içinde bir sükutu görüp, bir kadiri mutlakın, mutlak olan bir kadirin emir ve teshiriyle o vaziyeti aldığını anlarsın. Demek ki bu, bu işi kim yapmış? Mutlak kudret sahibi olan bir kadiri mutlakın emir ve teshiriyle onları kullanmasıyla o vaziyeti aldığını anlarsın. Başı boş değiller yani. Yoksa eğer başı boş olsaydılar birbiri içinde o dehşetli hadsiz ecram, sonsuz denecek kadar fazla olan o cirimler. Yani bir sahile gidin, o sahilin içerisindeki kum tanelerinden daha fazla yıldız, gezegen, e, gökyüzünde mevcut uydular, mevcut bunlar. Yoksa eğer başı boş olsaydılar, birbiri içinde o dehşetli hadsiz ecram, bunlar başı boş olsa, yani bir sahili düşünün. O sahilin içindeki kum tanelerinden fazla yıldızın olduğu, gezegenin olduğu muazzam bir alem gökyüzü. Buradaki bu dehşetli hadsiz ecram, sınırsız, sayısız cirimler, o gayet büyük küreler, dünyadan, güneşlerden mutlak manada daha büyük olan, milyonlarca, milyarlarca daha büyük olan yıldızlar, küreler, ve gayet süratli hareketleriyle öyle süratli hareket ediyorlar ki o hareketleriyle öyle bir velveleyi öyle bir karmaşayı çıkarmak lazım idi ki kainatın kulağını sağır edecekti. İşte bu ayet-i kerimeye yani semavata bakmaz mısınız ayet-i kerimesine üstadımızın getirdiği hem arabi hem arabi ifadenin tercümesi hükmünde olan bu mağdaki bir tercümeyi e, bu mağda takdir etmek lazım. Yani gökyüzünde ne var? Sükut içerisinde, sükunet içerisinde bir haletle iş yapan, sessiz, sedasız iş yapan cirimler var. Eğer bunların sesleri, eğer bunların bu mağdaki velvelesi ortaya çıkmış olsaydı, o zaman insanlar yaşayamazdı, kürey arz duramazdı, serseri bir yıldız gelip kürey arzımıza, güneşimize ya da herhangi bir yıldıza çarpıp kıyameti koparacaktı. Ama bu şart ne? Eğer başı boş olsaydılar. Böyle bir durum yok. O zaman başı boş değiller. O zaman bunlar hepsi dizginlerini Allah'ın eline vermiş olan e, hizmetkarlardır. Allah'ın izninden ayrılamayan Cenab-ı Hakk'ın adeta perçimlerini tuttuğu, dizginlerini tuttuğu hizmetkarlardır. Kainatın kulağını sağır edecekti. Yani öyle bir velvele çıkaracaklardı. Hem öyle bir zelzeleyi her cümerç, öyle bir karışıklık zelzelesi içinde karışıklık olacaktı ki kainatı dağıtacaktı bunlar. Yani zelzele olacak. Bizim bazen bakıyorsunuz ki bir altı şiddetinde, yedi şiddetinde ya da daha büyük şiddette Allah muhafaza deprem olduğu vakit nasıl dehşet aldığımız hepimiz biliyoruz kainattaki mevcudatın dizginleri bir zatın elinde olmamış olsaydı öyle bir her cümer zelzelesi meydana getireceklerdi ki o zaman bütün kainat dağılacaktı. 20 camus, 20 tane koca hayvan birbiri içinde hareket etse ne kadar velveleli bir her cümerce verdiği malum bazen oluyor mesela çiftliklerde Özellikle biraz daha böyle başıboş yetişmiş olan büyük hayvanlar, camuslar birbirleri içerisinde bu manda biraz daha hırıltılı bir şekilde hırlı gürlü bir şekilde bu manda birbirlerinin içerisinde olduğu vakitte nasıl dehşetli bir manzaraya kapı açtıkları malum. Halbuki küre-i arızan bin defa büyük ve top gülesinden 70 defa süratli hareket edenler. Burada tabi yani kılletten kinaye. Yani en azını üstadımız veriyor. Küre arızan bin kat büyük. Aa, güneş en yakın yıldızımız. Bir milyon üç yüz bin kat büyük. Güneşten milyonlarca kat büyük olan yıldızlar, o yıldızlardan da milyonlarca kat büyük olan yıldızlar var. Hızları zaten fevkal hat. Halbuki küre arızan bin defa büyük ve top güllesinden yetmiş defa süratli hareket edenler yıldızlar içerisinde var olduğunu kozmografya söylüyor. Şimdiki astronomi ilmimiz söylüyor. İşte sükunet içinde, sessizlik içerisinde, sükutu ecramdan, yani onların e, cirimlerin, o cirimlerdeki sessizlikten, sani zülcelalin ve kadir zülkemalin derece-i kudret ve teshirini ve nücumun ona derece-i inkiyat ve itaatini anla. Burası o kadar mühim bir bahis ki. Şimdi gökyüzüne yüzünü çevir diyor ayet. Çevirdiğimiz vakit ilk gördüğümüz fevkade sükunet içerisinde bir sükut, bir sessizlik. Ama bunlar böyle sevabit yıldız değil hepsi. Hatta sabit yıldızlar da kendi aralarında döndüğü için, kendi içinde döndüğü için yine onların da muazzam çıkardığı sesler var. Ama burada fevkal hat sesleri, fevkal hat süratleri, fevkal hat büyüklükleri olduğu halde bunların sükunet içerisinde bir sükut, sessizlik içerisinde bir sükunet içerisinde olduklarını görün ve bunların dizginlerinin bir zatın elinde hem de kudretli ve hikmetli bir zatın elinde olduğunu görün, bilin ve Cenab-ı Hakk'a o nisbette ubudiyetinizi derinleştirin. Hareketen fi hikmetin ikinci cümle. Hem semanın yüzünde. Şimdi yine semaya bakıyoruz. Semanın yüzünde hikmet içinde bir hareketi yani hareket var ama bu hareket hikmetsiz abes bir hareket değil, başı boş değil. Nasıl ki e, biz yolda gittiğimiz vakit, otobanda gittiğimiz vakit, bazıları e, kanunlara uymadığı vakitte kazaya bir davetiye çıkarma hükmünde oluyor. Aynı şekilde kainatta da bu manada kaide ve kuralın haricinde hareket edenler olmuş olsa o zaman orada sıkıntı çıkaracaklar. Orayı bu manada her cümerce sıkıntılara bu manada sokacaklar. Peki ne zaman diyelim mesela yollarda kaza olmaz? Herkes kaide ve kurallara uyduğu vakit, herkes düzende gittiği vakit, herkes makul bir hızla gittiği vakit. İşte kainattaki yıldızların, gezegenlerin çarpışmamasının ve orada bir trafik kazasının adeta meydana gelmemesinin ana sebebi nedir? Oradaki mevcudat belirli bir kaide ve kurala göre hareket ettiklerini gösteriyor. O kaide ve kural olmazsa oradaki mevcudat, oradaki cirimler, oradaki yıldızlar şimdiki gibi böyle tebessüm eden durumda olmayacak, bize dehşet veren bir vaziyette olacaktı. Semanın yüzünde hikmet içinde bir hareketi görmeyi ayet emrediyor. Evet, izah ediyor bu cümleyi. Gayet acip ve azim o harekat. Hem aciptir hem azimdir. Niye? Çünkü mahluka, mevcudatın içerisinde, mahlukatın içerisinde, semavatın içerisinde bütün mevcudat farklıdır. Nasıl ki iki insanın hızı bir değildir, gökyüzündeki yıldızların hızları da bir değildir. Bazıları çok hızlı, bazıları az hızlı, bazıları normal hızlı gidiyor. Dolayısıyla bütün bunların hepsini ayarlayabilecek muazzam bir kudret, muazzam bir ilim, muazzam bir hikmet lazım. Ve o mevcudatta da ona karşı muazzam bir inkiyat olacak. Yani emir dinleme özelliği olacak ki bu iş olsun. Evet gayet acip ve azim o harekat gayet dakik ve geniş hikmet içindedir. Nasıl ki bir fabrikanın çarklarını ve dolaplarını bir hikmet içinde çeviren bir sanatkar. Fabrikanın azamet ve intizamı derecesinde dereceyi sanat ve meharetini gösterir. Demek ki fabrikanın çarklarını döndüren bir zat oradaki fabrikanın azametini de gösterir, büyüklüğünü de gösterir. Bununla beraber derece sanat ve miharetini gösteriyor. Demek ki orada muazzam bir sanat var. Muazzam bir maharet var. Koca bir fabrikayı birisi düğmeye basmak suretiyle çalıştırabilecek bir durumdadır. Demek ki kainat fabrikası da muazzam bir nizam, intizam içerisindedir. Onun ustası olan, mühendisi olan, halıkı olan, Rabbi olan Allah, onu muazzam bir şekilde istidam ediyor. Bir iş bir işe mani olmuyor. Öyle de koca güneşe seyyarat ile gezegenleriyle beraber fabrika vaziyetini veren ve o müthiş azim küreleri sapan taşları müsüllü ve fabrikat çarkları gibi etrafında döndüren bir Kadir-i Zülcelal'in derece-i kudret ve hikmeti o nispette nazara tezahür eder. Yani güneş sistemini sadece misal verdi. Güneş sistemi öyle bir muazzam bir fabrika hükmünde çalışıyor ki onu istidam eden zatın muazzam kudretini gösterir. Bu kadar mı? Güneş sistemi bir yere bağlı. Bu da kendisi gibi milyarlarca yıldızdan oluşmuş, meydana gelmiş olan Samanyolu galaksisi. Dolayısıyla fabrika biraz daha bu manada genişlemiş ve büyümüş oldu. Yani güneş sistemi o muazzam büyük fabrikanın küçük bir şubesi ama baktığımız vakit muazzam bir fabrika gibi. Bunu yapan zat elbette çok muazzam bir fabrikatör gibi. Ona muazzam bir sistem vermiş. Ondan sonra biraz daha nazarı kaldırıyoruz. O küçük çarkın tabi olduğu diyelim daha büyük bir çark var. Beraber düşündüğümüzde o fabrikanın muazzamlığı, büyüklüğü ondan sonra kalitesi o nispetle artmış oluyor biraz daha arttırıyoruz nazarımızı. Fabrikaya daha geniş banada bir nazar e, arz ettiğimiz vakit, nazarla baktığımız vakit o zaman şunu görüyoruz. Güneş şu muazzam kainat fabrikasının güneş sistemi küçük bir fabrikası. Onun beraber çalıştığı daha büyük bir fabrika var. Güneş onun çarkı gibi oldu, parçası gibi oldu. Bu da Samanyolu fabrikası. Samanyolu fabrikası gibi 250-300 milyar çark fabrika birleşiyor. Koca kainat dediğimiz fabrikayı meydana getiriyor. Cenab-ı Hak anlayabilmeyi nasip eylesin. İşte muazzam kudrete ve hikmete sahip olan Allah, o sonsuz hikmete, kudrete sahip olan Allah bu muazzam fabrikayı çok kolay, çok rahat bir şekilde idare ediyor çalıştırıyor. Bir iş bir işe mani olmuyor. Telelluen fi hişmetin tebessümen fi zinetin yani hem semavat yüzünde öyle bir haşmet içinde bir parlamak, semavat yüzünde öyle bir haşmet içinde bir parlamak ve bir zinet içinde bir tebessüm var ki Sani Zülcelal'in ne kadar muazzam bir saltanatı, ne kadar güzel bir sanatı olduğunu gösteriyor. Donanma günlerinde kesretli elektrik lambaları sultanın derece haşmetini ve terakkiyat-ı medeniyede derece kemalini gösterdiği gibi koca semavat o haşmetli zinetli yıldızayla Sani Zülcelal'in kemali saltanatını ve cemali sanatını öylece nazarı dikkate gösteriyorlar. Şimdi telalüen fi yani haşmetli bir şekilde telalü ediyorlar bunlar. Ondan sonra zinet içerisinde bir tebessüm gösteriyorlar. Telalü parlamak manasında. Şimdi baktığımız vakit şu kainattaki yıldızlar, şu gök cirimleri, parlamaları ve zinetleri neyi gösteriyor? Üstadımız burada bir misal verdi. Nasıl ki donanma günlerinde, Oradaki lambaların haşmeti, azameti, kalitesi, ciddiyeti, padişahın saltanatının dereceyi azametini gösterdiği gibi, şu kâhattaki yıldızlar, her birisi güneşimizden milyon kat büyük olabilecek özellikte olan yıldızlar, güneş ki dünyamızdan 1 milyon 300 bin kat büyük olan şu muazzam yıldızlar ve güneşler, donanma günlerindeki gibi, onları idare eden padişah Zülcelal olan Cenab-ı Hakk'ın saltanatının derece-i haşmetini, muazzamlığını, büyüklüğünü, ondan sonra azametini akıl sahibi olan insanlara gösteriyor. Akıl odur ki bunları anlasın, göz odur ki bunları görsün. Yoksa gözleri var görmezler, Kulakları var işitmezler, dilleri var konuşmazlar sırrına mazhar oluruz Allah muhafaza. <mâ> ma'a intizamil khilqa, ma'a <mâ> ittizan-ı sen'a. Hem diyor ki, semanın yüzündeki mahlukatın intizamına. Demek ki öyle bir mahlukatın intizamı var ki, hiç şimdiye kadar tarih iki yıldızın, o da varsa çarpışma, fenni bir, İfade varsa biz ona yine karşı çıkmıyoruz. O da Cenab-ı Hakk'ın ayrı bir hikmeti. Çünkü yıldızlar da ölüme mevte mazhar oluyorlar diyor. Şu andaki bilim adamları da öyle diyorlar. Yıldızlar da demek ki ölebiliyor. Ama böyle yörüngesinden, ondan sonra yolundan sapmak, gidip birilerine toslamak, kaos çıkarmak, velveleyi ortaya çıkarmak gibi bir durum değil yani. Kimin öleceğini, nasıl öleceğini Cenab-ı Hak hikmetiyle kendisi karar veriyor. Semanı yüzündeki mahlukatın intizamlı, muazzam bir intizam var. Dakik mizanlar içinde, çok ince hesaplar içinde masnuatın mevzuniyetini gör, ölçülüğünü gör ve anla ki onların saniye ustası ne kadar kadir ve ne kadar hakim olduğunu bil. Evet, muhtelif ve küçük cirimleri veyahut hayvanları döndüren ve bir vazife için çeviren bir mizanı mahsus ile her bir nimayen bir yolda sevk eden bir zatın derece iktidar ve hikmetini ve hareket eden cirinlerin ona derece itaat ve musahhariyetlerini gösterdikleri gibi. Demek ki hayvanları, eşyayı, muhtelif mevcudatı birlikte hareket ettiren zatın o yaptığı işin kalitesi ve azameti ölçüsünde kendisinin de kudretinin azametini gösterdiği gibi koca semavat o dehşetli azametiyle, hadsiz yıldızlarıyla ve o yıldızlar da dehşetli büyüklükleriyle ve gayet şiddetli hareketleriyle beraber zerre miktar ve bir saniyeci kadar hudutlarından tecavüz etmemeleri bir aşireyi dakika kadar yani bir anı seyale diyebiliriz buna. Yani saat var, Saatin 60'ta biri dakika var. Onun da 60'ta biri saniye var. Ondan sonra yüzde bir, binde bir diye devam eden salise, rabia, hamise gibi bu manda miller var. Bunların fenni isimleri de var. İşte aşire dediğimiz sanki yani en kısa zaman dilimi kadar vazifelerinden geri kalmamaları, sani zülcelallerinin, celal sahibi olan ustalarının ne kadar dakik bir mizanı mahsus ile rubiyetini icra ettiğini nazar dikkate gösterler. Demek ki birkaç hayvanı birlikte hareket ettiren ve bunları da kendi iradesi doğrultusunda teshir eden, çalıştıran bir zatın adeta kuvvetini, kudretini, ondan sonra gücünü gösterdiği gibi bu olay bütün kainattaki yıldızları mükemmel bir şekilde çalıştıran ve birbirine dokundurtmadan, birbirlerine zarar vermeyecek şekilde bunları istihdam eden Cenab-ı Hakk'ın kudretinin, ilminin, azametini gösteriyor bunlar. Saltanatının muazzamlığını gösteriyor bunlar. Hem de şu ayet gibi Süreyya Amme'de ve sair ayetlerde beyan olunan tesbih-i şems, güneşin teskir edilmesi ve kamer, ayın ve nücumla yıldızların işaret ettiği gibi, teşaşu siracihâ tehelhulu mizbâhihâ telâlu nucûmihâ tu'linu li ehlin nuhâ saltanatan bila intihâ yani semanın, semavatın gökyüzünün müzeyyen, zinetli ve süslenmiş olan tavanına güneş gibi ışık verici, ısındırıcı bir lambayı takmak. Şimdi burada Cenab-ı Hakk'ın güneşe, aya ve yıldızlara taktığı vazifeleri anlatıyor. Güneş nedir? Şu tepemizdeki semavatın ışık vericisi, ısındırıcısı, lambası olan güneşi takmak. Gece gündüz hatlarıyla, gece gündüz hat oluyor. Hat yani çizgi. Gece gündüzde de Cenab-ı Hak şeyleri yazacak. Kış, yaz sayfelerinde, kış ve yaz da sayfedir. Satırlar da gece gündüzdür. Mektubat-ı Samedaniye'yi yazmasına bir nur hokası hükmüne getirmek. Demek güneş ne? Hem ısındırıcı, hem ışıklandırıcı, hem yaz ve kış dediğimiz sayfalarda, gece gündüz olan satırlarda Mektubat-ı Samedaniye, Cenab-ı Hakk'ın Samedani olan mektuplarını yazmak ama bunu yazarken de güneş bir vasife görüyor. Bir nur hokkası hükmüne getirmek. Peki nur hokkası ne demek? Eskiden hokkalar vardı. İçerisine, içerisine mürekkep dökülürdü. Kalem batırılır, mürekkep çekilir, yazı yazılır. Burada nur bir hokka var. Ve onunla Cenab-ı Hak kudret kalemiyle adeta batırıp mevcudatı yazdıkça yazıyor. Fesubhanallah. Peki e, mürekkep olmazsa yaz yazılır mı? Hayır. Güneş olmazsa ne yaz olur ne kış olur. Ne gece olur ne gündüz olur ne de bunlarda yazılacak mevcudat olur. İşte Allah'ın güneşe yüklediği vazife. Ve yüksek minare ve kulelerdeki büyük saatlerin parlayan akrepleri müsürlü. Şimdi aya geçiyoruz. Yüksek minare ve kulelerdeki, eskiden saat kuleleri vardı, şimdi de yine çok yerlerde var. Kulelerdeki büyük saatlerin parlayan akrepleri müsüldü. Akrepler de, yani saati gösteren mil, akrep diyoruz ona. Onların da parlayan millerini göstermesi müsüldü. Kubbe-i semada kameri, zamanın saati kübrasına bir akrep yapmak, mütefavit çok hilaller suretinde her geceye, her geceye, güya ayrı bir hilal bırakıp, Sonra dönüp kendine toplamak. Yani e, ayın başında ince, sonra yavaş yavaş kalınlaşan bir hilal var. Sonra dördün oluyor, ilk dördün diyoruz. Sonra yavaş yavaş e, içten içe bu şey yapmaya başlıyor, yine dolmaya başlıyor ve e, dolunay oluyor. Sonra dolduğu yerden boşalmaya başlıyor küçük küçük hilaller koparmak suretiyle. En sonda ne diyor? sonra dönüp kendine toplamak, menzillerinde kemal-i mizanla, dakik hesapla hareket ettirmek. Mesela günün saatlerini güneşle belirleriz, gecenin de vakitlerini ayın hareketleriyle belirleriz. Peki ayın kaçı bugün? Onu da yine ayla belirleriz. İşte Cenab-ı Hak böyle alametler koymuş. Tabii saat takvim olduğu için bu gibi şeylere fazla bu bakmıyoruz ama asırlarca bu böyle olmuş. Asıllarca günün saati güneşle, gecenin vakitleri ayla, ayın da günleri günleriyle ayla bu manda belirlenmiş. Ve kubbe semada, bunu da şimdi yıldızlara başlıyoruz, kubbe semada parlayan, tebessüm eden yıldızlarla göğün güzel yüzünü yaldızlamak. Hmm. Demek ki göğün güzel yüzünü Cenab-ı Hak neyle yaldızlıyor, neyle süslüyor? her bir yıldız adeta bir yaldız gibidir ve semavatın sayfesini süslüyor. Elbette nihayetsiz bir saltanat rubiyetin şairidir. Yani onu gösteren bir alamettir bunlar. Neyin? Cenab-ı Hakk'ın rubiyet saltanatının alameti. şuura, şuur sahiplerine onu işar eden muhteşem bir uluhiyetin işaretidir. Ehli fikri imana ve tevhide davet eder. Ehli fikri imana ve tevhide davet eder. Yani bak diyor. Sen bir ilah mı arıyorsun? İlahı daha nerede arayacaksın? Yani gözümüz eseri görür, aklımız müessiri görür. Bu manada eğer biz Cenab-ı Hakk'ın Cenab-ı Hakk'ın azametini, Cenab-ı Hakk'ın büyüklüğünü görmek istersek en küçük mahluka da baktığımız vakit görürüz. Ama daha haşmetli bir sayfada semavatın e, sayfasında, sayfesinde, semavatın azametinde o zatın daha büyüklüğünü, azametini e, daha büyük bir sayfada, daha büyük bir tecelligahta, daha büyük bir aynada müşahede etmek ve görmek elbette mümkündür. Dolayısıyla özetle Cenab-ı Hakk'ın, Cenab-ı Hakk'ın, Efelem <laughs> yenzuru ila's sema'i fawqahum keyfe banaynaha ve yani Kaf suresinin 6. ayeti olan bu muhteşem ayeti önce Arabi ifadelerle sonra Arabi ifadenin tercümesi hükmünde olan e, Türkçe ifadelerle bunları güzel bir şekilde üstadımız ortaya koydu. Bak diyor ayet şu gökyüzünün şu gökyüzünün semasında semasında e, parlayan yıldızların ondan sonra orada Cenab-ı Hakk'ın tevhid delillerinin azametini gör, seyreyle. Onu nasıl süslemişiz? Onu ne güzel bina etmişiz. Görmez misin? Ondan sonra üstadımız oradaki yıldızların farklı süratlerde olması, farklı büyüklükte olması, çok farklı farklı katmanlarda çalışmaları, farklı farklı boyutlarda iş yapmaları, bütün bunların Cenab-ı Hakk'ın varlığına yani Allah var ki bunu yapıyor. Başıboş değil. Birliğine hepsi bir zatın elinde olması lazım ki bu işler yapılsın. Kudretine, çünkü kudreti kudret sahibi olmayan bir zat bunları yapamaz. Hikmetine, çünkü hikmetsiz ve abes iş yapan böyle bir işi kurması mümkün değildir. İlmine, çünkü muazzam bir ilimle dokunmuş. Ondan sonra müzeyyen hali de Cenab-ı Hakk'ın müzeyyen, müzeyyin ismine, ondan sonra oradaki muazzam suretler, farklı farklı şeyler, manzaralar Cenab-ı Hakk'ın Musavvir ismine bu manada baktığımız vakit kayyumiyeti, ayakta durması Cenab-ı Hakk'ın kayyum ismine onsa tertemiz olması Cenab-ı Hakk'ın Kuddüs ismine bütün bu manadaki mevcudatın hayata hizmetkar olması Cenab-ı Hakk'ın hay ve muhi ismine ilahir. Yani semavata bak, Allah'ı gör. Semavata bak, Allah'ın isim ve sıfatlarını gör, anla, tefekkür et. Secdenin hayretinin boyutunu da derinleştir. Sübhaneke la ilme illa ma alemtene innike entel alimul hakim. Ve ahir <laughs> davahumel hamdulillahi rabbil alamin. El Fatiha.